Hepinizin sınıfta sıkılıp da hayal kurmaya başladığınız en az bir gün olmuştur değil mi? Ben hep bir müzik prodüksiyon odası hayal eder ve stüdyo çizimleri yapardım defterlerimin kenarlarına. Ne günlerdi? Neyse. Çoğu zaman da eliniz sanki sizin kontrolünüzde değilmiş gibi kitabınızın veya defterinizin kenarına bunun gibi çizgiler çizmeye başlar. Belki de çizdiğiniz bundan daha güzel bir şeydir belli. Evet evet öyledir ama e, derdim e, o değil. Derdim şu. Bu şekilde matematikte eğri adını veriyoruz. Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Peki, eğri nedir? Kağıt üzerinde belirli bir noktadan başlayın. Belirli bir noktada durmak koşuluyla çizdiğiniz her şey acaba eğri midir? Evet, doğru. Bunların hepsi eğridir. Örneğin eğer buna benzeyen bir şey çizersem bu da bir eğridir. Çizdiğiniz şeylerin hemen hemen hepsi eğridir. Peki... Eğri olmayan şekiller var mıdır? Mesela bir çember sizce bir eğri midir? Evet. Belirli bir noktadan başladım ve yine belirli bir noktada durdum. Eğer dikkat ettiyseniz bu şekillerin hepsinin ortak yönü çizerken elimi kaldırmamış olmam. Yani bir kere başladığımda tüm şekli tamamlayabiliyorum. Bunların hepsi eğridir. Ama şimdi örneğin bu çemberi bir surata çevirmek istiyorum. Bunun için iki tane göz çiziyorum. Bu noktadan başlayınca artık elimi kaldırmadan tüm çizimi tamamlayamıyorum öyle değil mi? Gördüğünüz gibi arada bir boşluk var bu boşluğa süreksizlik adı da verilebilir ve eğer bir boşluk varsa bu şekil artık bir eğri değildir. O halde neymiş? Çizdiğimiz şeyin eğri olabilmesi için sürekli olması gerekiyormuş. Eğer eğer bu adamın gözlerini sanki bir gözlük takmış gibi bu şekilde kafasına birleştirirsem o zaman bir eğri elde etmiş olurum. Unutmayın boşluk varsa bir eğriden söz etmiyoruz demektir. Peki ya düz bir çizgi size bunun bir eğri olup olmadığını sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Biraz düşünmek ister misiniz? Günlük hayatta örneğin bir yol ya düzdür ya da eğridir. Yani virajları vardır öyle değil mi? Ama matematikte belirli bir noktadan başlayıp belirli bir noktada durduğumuz zaman arada boşluk olmadığı sürece çizdiğimiz şekil bir eğridir demiştik öyle değil mi? O zaman tekrar soruyorum. Bu düz çizgi bir eğri midir? Evet. Evet, bir eğridir. Günlük hayatta buna asla eğri demeyecek olsak da matematikte eğri tanımının düz bir çizgiyi de kapsadığını görüyorsunuz, değil mi? Tanıma uyuyor. Evet, bu düz çizgi bir eğri ise bu şekilde başlayıp bir de böyle bir çizgi çizersem elde ettiğim şekil bir eğri midir? Bu arada köşeleri bu şekilde işaretlememe gerek yoktu. Yani aynı şekli böyle de çizebilirdim ve bu şekil bir eğridir. Bu da bu da. Peki ya bu? Evet, belirli bir noktada başladım ve arada boşluk yok. İsterseniz size şöyle bir şekilde çizebilirim. Evet. Köşeli bir balığa benzedi ve bu da bir eğridir. Matematikte eğri kelimesini kullanıyoruz diye birçok kişi eğrilerin bu şekilde olacağını, yani düz çizgilerin eğri olmayacağını zanneder ama bu doğru değildir. İstediğiniz şekli çizebilirsiniz. Sadece tüm bu noktaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat etmelisiniz. Evet, eğrinin ne demek olduğunu öğrendiğimize göre artık eğrilerle oynamaya başlayabiliriz. Şimdi ekranı biraz aşağı kaydırayım ve size buradaki eğrileri göstereyim. Ekranın solunda ve sağında çeşitli eğriler görüyorsunuz. Sizden videoyu durdurup bu sağdaki ve soldaki eğriler arasında herhangi bir fark olup olmadığını düşünmenizi ve eğer bir fark olduğunu düşünüyorsanız da bu farkın ne olduğunu belirlemenizi istiyorum. Düşünüp aralarındaki farkı buldunuz değil mi? Sizin de fark ettiğiniz üzere soldaki eğrilerin hiçbirinde kesişen bir çizgi yok ama buradakilerde bu şekilde başlayıp devam ettiğinizde bir noktada daha önce çizdiğiniz çizginin üzerinden geçiyorsunuz. Buradakiler için böyle bir şey söz konusu değil. Burada da bir kesişim var. Peki ya buradaki şekil? Kesişim nerede? İşte burada. Buradaki ise burada. Soldaki eğrilerde ise bir kesişim noktası yok. Kesişim noktası olmayan eğrilere de basit eğriler adı verilir. Evet, basit eğriler. Basit eğriler kendileriyle kesişmezler. Kendileriyle kesişen eğriler ise e, basit olmayan eğriler adını alır. Bunun için belki daha havalı bir isim vardır ama biz şimdilik bununla idare edelim olur mu? Bir de şu sondaki iki eğriye dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu eğrileri çizmek için eğrinin kendisiyle kesişmesine gerek olmadığını fark etmiş olmalısınız. Örneğin bunu buradan başlayıp bu şekilde çizebilirim sağdaki eğriler için kesişmek kelimesini kullandık ama şimdi bu iki eğriyi de hesaba kattığımızda bunların ortak özelliğinin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle anlatayım. Soldaki eğriler üzerinde herhangi bir nokta seçtiğimizde bu noktadan iki doğru çizildiğini görüyoruz. Mesela bu noktaya bakın. İki tane doğru olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Aynı şey buradaki nokta içinde geçerli ve bu şekilde düşündüğümüzde siz de bu eğrilerin de aslında kendileriyle kesiştiklerini düşünüyor olabilirsiniz. Baksanıza buradan başlayıp yine aynı noktaya geri dönüyorum ve bu durum bu eğrilerin hepsi için geçerli. O halde basit eğriler de kendileriyle kesişiyorlar diyebilirsiniz ama buradaki eğrilerde bir noktayı bu şekilde daire içine aldığınızda 3 tane doğru göreceksiniz ve eğer 2'den fazla doğru söz konusuysa bu eğri artık basit bir eğri değildir. Umarım farkı görebilmişsinizdir. Mesela bu noktayı daire içine almıştım. Kaç tane doğru var? 1 2 3 ve 4. Burada 1 2 3 4. Az önce de söylediğim gibi 2'den fazla doğru olması yeterli. Burada da 3 tane doğru var ve bu durum eğrinin basit bir eğri olmaması için yeterli. Son olarak okuldayken çizmeyi çok sevdiğim bir eğri vardı. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Evet. Buna buna spiral dedir ve çizmesi gerçekten de çok zevklidir. Hatta iki çizgi arasındaki boşluğun aynı olması için uğraştığımdan Aynı zamanda biraz da zordur. Bu eğriyi çizmeyi sevmemin sebeplerinden biri bittiğinde sanki dönüyor gibi görünmesi. Neden böyle görünüyor bilmiyorum ama burası iyi olmadı. Evet. Evet. Şimdi şimdi soru geliyor. Bu çizdiğim bir eğri midir? Ya da şöyle sorayım. Burada boşluklar var mı? Yoksa yok mu? Bu basit bir eğri mi yoksa basit olmayan bir eğri mi? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum.